kaybetmeden bu mükemmel aracın şimdi hemen kaputunun altındakilerden biraz bahsedelim. 4 silindir 1400 motora sahip bu güzel Highline'ımız. Gördüğünüz üzere harika bir rengi var. Biz buna derin siyah diyoruz. Bu siyah farkındaysanız biraz yakınlaşırsak siz de görürsünüz ki zaten bu kadar parlak gözükmesinin de sebebi inanılmaz simli bir yapıya sahip. Bu yüzden biz buna derin siyah diyoruz. Uzaktan baktığınızda çok güzel size ışık oyunları, renk oyunları oynuyor. Şimdi şöyle bir şey, bunu da buradan hatırlatalım. Bu gibi böyle simli boyalara sahip araçlarınızda evet çok güzel gözüküyor ama biraz ekstra bakım göstermeniz, bakım yapmanız gerekiyor. Bunun için de mesela o benzin istasyonlarındaki yıkamacılara girmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben de aynı şeyi yaşadığım için bunu buradan söyleyeyim. Sonrasında yok arabamızın rengi hemen gitti falan filan demeyin. Arabanız eğer dikkatsizce yıkanırsa, dikkatsizce, özensizce bakılırsa, yani bakım yapmazsanız biraz matlaşabiliyor, bu simini kaybedebiliyor. Şimdi biraz farlarından bahsedelim. Bir xenon farlarımız var, LED gündüz sürüş farlarımız var. Bu farlar çok güzel, sizin sürüşünüzü oldukça güzelleştiriyor, rahatlaştırıyor. Dediğim gibi konfor katıyor sürüşünüze, ancak bunlar opsiyonel olarak satın alınabiliyor bu aracımızda. Hemen biraz aşağıya doğru inecek olursak yine far yıkama sistemimiz bu aracımızda da var. Daha aşağıya inecek olursak biraz daha park sensörlerimiz var. Yine onlar da bizim konforumuzu sağlıyor. Hemen yine aşağıda sis farlarımız var. Krom şitamız yine aracımızın daha hoş, daha şık gözükmesini, aynı zamanda daha sportif gözükmesini sağlıyor. Boylu boyunca krom şitamız ilerliyor. Yukarı doğru yavaştan çıkalım. Gördüğünüz gibi Volkswagen amblemimizin etrafında da yine krom şitamız devam etmekte. Aracımız bütün olarak çok güzel gözüküyor ama biraz daha tam ön tarafından gitmeden önce biraz daha motor bilgilerini vermek istiyorum. Maksimum hızımız 203 kilometre olmakta arkadaşlar. 100 kilometrede tabii ki yakıtı da çok merak ediliyor. 100 kilometrede yaklaşık 5 litre yakıt tüketimi var. Bu da oldukça iyi bir rakam. Aracımızın üretim yeri Almanya'dır. Hemen hemen neredeyse bütün Volkswagen'lerde olduğu gibi. Aracımız şu an anahtarı kontakta, farlarını çalışır durumda görmenizi istediğim için öyle yaptım. Ama birazdan da göstereceğim. Bu dikiz aynalarımız elektrikli olarak kendiliğinden katlanabiliyor. İsterseniz mesela dar bir yoldan geçerken içeride düğmesi var. İçeri bindiğimde de ayrıyetten göstereceğim. Dar bir yoldan geçerken düğmeyi basıp elektrikli olarak katlayabiliyorsunuz ya da anahtarınızla aracınızı kilitlediğinizde kendiliğinden zaten katlanıyor. Hemen gelelim jantlarımıza. Aracımızın jantları 17 inçlik, gayet geniş bir jant. Bu kadar geniş olmasına rağmen yine araç çok sportif ve inanılmaz konforlu bir sürüş imkanı sunuyor size. Şöyle yukarı doğru gelecek olursak aracımızın yağmur sensörü mevcut. Bu yağmur sensörü de ne işe yarıyor? Silecekleriniz çalışıyor diyelim ve ardından yağmur çok hızlı bir şekilde artmaya, çok hızlı bir şekilde yağmaya başladı ve kendiliğinden hızlanıp yavaşlayabiliyor yağmur sensörü sayesinde. Panoramik açılır cam tavanımız var. Bu panoramik açılır cam tavan yine aracın daha sportif, daha konforlu, daha şık gözükmesini tabii ki sağlıyor. Ancak bu da opsiyonel olarak bu araçta satın alınabiliyor. İçine bindiğimde sizlere göstereceğim. Kapı kollarımız yine gövde rengiyle aynı. Hiç ekstra farklı bir renk yapılmamış, bir bütünlük sağlanmış. Bu arada şeyi söylemedim, dikiz aynalarında aynı zamanda ısıtma sistemi de mevcuttur arkadaşlar. Daha sonra şöyle gelecek olursak siyah parlak renk kullanılmış. Aslında dolayısıyla derin siyah rengiyle çok uyumlu bu siyah parlak. Yani bence alırsanız aslında tavsiye edebileceğim bir renk, derin siyah. Hem parlak hem güzel bir uyumu var. Arka camlarımızda yine %65 daha fazla karartılmış camlarımız var. Bunlar da tabii ki içeride arka tarafta oturan insanların gerek güneşten gerek trafikteki o bakışlardan daha az rahatsız olmasını, hatta rahatsız olmamasını sağlıyor diyebiliriz. Şuradaki çizgi var. Gördüğünüz gibi aslında bu ön taraftan itibaren geliyor ama burada hemen bir eğim bulunuyor. Bu da aracın daha geniş gözükmesini sağlıyor ki Golf, Polo gibi araçlarda bunlar çok önemli. Bu ışık oyunları oynuyor size trafikte. Aslında size değil, dışarıdaki insanlara ışık oyunları oynuyor ve dolayısıyla aracınız daha şık gözüküyor. Hemen bakalım şöyle alt tarafına. Yine bir bütünlük sağlanmış. Burada ekstra başka bir renk uygulanmamış. Aracı tamamen bir bütünlük içerisinde. Yine 17 inçlik çok güzel özel jantlarımız var. Aracı daha sportif gösteriyor. Biraz bagajına doğru gidelim isterseniz. Arka stop lambalarından bahsedelim. Pardon.
arka stop lambaları ekstra karartılmış ve LED stop lambalarımız var. Bunlar gayet şık duruyor ve size yine aslında size diyorum ama trafikte arkanızda bulunan kişilere çok güzel ışık oyunları oynuyor. Bunlar marka belirginliğini de sağlıyor. Çünkü Volkswagen'in gerçekten yeni far ve LED tasarımı, stop lambaları tasarımları oldukça özel. Dolayısıyla trafikte size sadece farlarınıza ya da stop lambalarınıza baktığında, birileri baktığında "Aa, bu Volkswagen kullanıyor" diyebiliyor. Hemen spoilerını göstereyim. Dediğim gibi Golf'ler artık çok kullanışlı, çok konforlu. Zaten üretildiğinden beri böyleydi. Hatta Golf'lerin ilk üretilme sebebi hem hemen hemen herkesin ulaşabileceği bir araç olsun, üretilme sebebi buydu. Hem de bütün ihtiyaçları karşılasın, bütün temel ihtiyaçları karşılasın. Üretilme sebebi buydu. Dolayısıyla şimdi aradığımız hemen hemen her şeyi bulabiliyoruz aslında bir Golf'te. Baktığınız gibi spoiler'ı burada hem çok sportif hem çok şık gözükmesini sağlıyor. Yine %65 daha fazla karartılmış camlarımız var. Hemen bagajımızı açalım. Gördüğünüz gibi yine bunda da amblemden açıyoruz. Tek bir dokunuşla açtık. Bir Golf'e göre dediğim gibi bütün temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Bir Golf'e göre gayet güzel, geniş bir aracımız var. Hemen orada iki tarafta da ISOFIX bağlantımız var. Bunlar da ne işe yarıyor? Bunlar çocuk koltuklarını bağlayabilmenizi sağlar. Hemen sağ ve sol tarafta, elimi uzatmıyorum, kameraman arkadaşlarım görecektir. Sağ ve sol tarafta askı bölümlerimiz var. İsterseniz işte torbalarınızı, ezilmesini istemediğiniz bazı malzemelerinizi, eşyalarınızı bağlayabilirsiniz. Şimdi kameramızda ufak bir sorun oldu. Sevgili kameraman arkadaşım size detaylarını oranı gösterecek. ISOFIX'ten bahsettik. ISOFIX tekrar söylüyorum. Bebek koltuklarını bağlayabilmeniz için parçalardı. Yine eşyalarınızı eğer atıyorum bunu ne gibi şeylerde kullanabilirsiniz? Ben her şeyi örnek veriyorum ya. Mesela pazardan çilek aldınız ve çileği koymak istemiyorsunuz torbasıyla çünkü ezilebilir. Çileği torbasıyla sağ ve sol tarafta bulunan bölümlere asabilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir şeyi. Dolayısıyla ezilmez. Hemen onun yanında da 12 voltluk soket girişimiz var yine. Oldukça ihtiyaç duyulabilen bir bölüm. Stepnemizi göstereyim size. Stepnemiz yer tasarrufludur arkadaşlar ve bunu da yer tasarruflu olmasını da yine opsiyonel olarak satın alabilirsiniz. Burada bakın dokunmuyorum ve havada duruyor. Bunun da nedeni şu, iki tarafta da olan ufak bir bölüm. Gördüğünüz gibi. Gördüyseniz artık kapatayım. Stepnemiz de buradaydı, yer tasarruflu. Şimdi bagajımızı tek bir hamleyle yine kapatabiliyoruz. İşte bu kadar. Arka tarafta yine park sensörlerimiz bulunmakta. Gördüğünüz gibi burada ve orada. Egzoz çıkışlarımızdan bahsettik mi? Kafam karıştı, hatırlamıyorum ama ben gene de bahsedeyim en azından. İkinci defa tekrar görmüş olursunuz. Egzoz çıkışımız 2 adet. Bunun da hem dediğim gibi, en başından beri söylediğim gibi araç daha sportif, daha şık gözüküyor. Ancak şöyle bir örnek vereceğim. 2 adet egzoz çıkışının olması size ne gibi bir faydası olur? Size ne gibi bir katkıda bulunur dersek, mesela diyelim ki burnunuz tıkanık ve tek burun deliğinizden nefes almaya çalışıyorsunuz. Elbette ki zorlanırsınız. İki burun deliğinizden nefes almak tabii ki daha kolay. Motorun da bu şekilde nefes aldığını düşünürseniz iki egzoz çıkışıyla çok daha rahat nefes alır. Siz de daha rahat bir sürüş yaparsınız diyelim. Şimdi biraz yine diğer yan tarafa geçelim. Anlatacağımız elbette ki çok şey var. Çünkü karşınızda bir Volkswagen var. Bir Golf var. Burada hemen yakıt depomuz var. Yakıt depomuzu açıp size gösterelim. Bu arada ben de ojelerimi lacivert sürdüm biraz uyumlu olsun diye ama derin siyahmış bugünkü arabamız. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Burada da yakıt depomuz var. Hemen geçelim. Aracın bu rengi gerçekten ona çok yakışmış. Hemen şu arka kapıyı açıp biraz arka tarafı tanıtmak istiyorum. Ardından ön tarafa da geçeceğiz tabii ki. Öncelikle şöyle bir bakmak isterseniz gayet güzel bir deri gayet güzel bir döşemesi var. Şimdi öbür tarafa geçeyim. Buradan çünkü göremeyeceksiniz. Bakın. Burada isterseniz yine kahve koymak için ya da herhangi bazı eşyalarınızı koymak için bölümünüz var. Ufacık bir hamleyle kulaklığım düştü takıyorum. Ufacık bir hamleyle
hemen onu indirebiliyorsunuz. Ama eğer diyelim ki bagaja ulaşmak istiyorsunuz, çantanızı vesaire unuttunuz, o zaman da yine minik bir hamleyle bagaja ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yine bunu kapayıp ardından burayı çok rahatlıkla açabilirsiniz. Bunun dışında koltuklarımız mesela buradan, yani iç bölümden şu kadar basit bir şekilde kapanabiliyor, açılıp kapanabiliyor. Bunu da bagaja daha büyük eşyalar yüklemek isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki. Aynen bu şekilde. Burada yine koltuklarımızın arkasında, ön koltukların arka bölümünde eşya koymalık yerimiz var. Burada klima bölümümüz var. Aracın iç tasarımı oldukça güzel dizayn edilmiş. Bakın bu tarafta da vardır. Bu tarafta da var. Eşya asmak için, askı asmak için bölümler düşünülmüş. Yine ince ufak ayrıntılar bunlar. Hemen o koltuk, o kapı kolundaki de bazı detayları göstereyim. Daha yakın olayım istiyorum. Bu araçta toplamda 8 adet hoparlörümüz bulunmakta arkadaşlar. Örnek bakın 1-2 adet burada var. Diğer kapılarda da aynen o şekilde. Yine burada bal peteği dokusunda yakından bakacak olursak bal peteği dokusunda çok güzel bir tasarım var. Ardından krom çıtalarımız var. Burada da vardır. Yine otomatik camlarımız mevcut. Şimdi arkadaşlar ön koltuklarımızda hem yükseklik ayarımız vardır hem de bel desteği bölümü vardır. Bunu ufacık tek bir hareketle yapabilirsiniz. Beliniz ağrısa ya da belinize destek gerekirse hemen yapabilirsiniz. Şuradan gösterebilecek miyim? Evet. Bu koltukların, ön koltukların alt kısımlarında maksimum 1,5 kilogram kapasiteli bölümleri var, çekmeceleri var. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde şoför koltuğunun da altında böyle bir gizli bölmesi var. Torpitosundan bahsedelim. Torpitomuz aynı zamanda isterseniz anahtarla kilitlenebiliyor. Hemen şöyle açalım bakalım. Gördüğünüz gibi SD kart girişimiz ve CD girişimiz burada bulunmakta. Geçen günlerdeki sunumlarımda bahsettiğim gibi bu araçta da düşünülmüş bir şey var. Şu bölümler göstereyim. O bölümler işte isterseniz kartlarınızı koymak için, isterseniz biletlerinizi koymak için, ne bileti, otopark fişi falan filan bunları kaybetmemek için, koymak için bölümleriniz var. Yani şuradan ufacık bir hareketle gördüğünüz gibi torpitomuz hem ışıklı hem de soğutmalıdır kendiliğinden. Şöyle hem ışıklı hem de soğutmalıdır kendiliğinden. Şöyle minicik bir hareketle torpitomuzun soğukluğunu, derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi torpitomuzu kapayalım. Gördüğünüz gibi yine burada bal peteği dokusu arka tarafla uyumlu olarak devam etmekte. Ama aynı zamanda krom çıtamız da ortasından geçmiş. Bunlar ufacık bir şekilde, bunlar klima çıkışlarında bile düşünülmüş. Gördüğünüz gibi yine siyah parlak ve içinden de bir krom çıta geçmekte. Aynı şekilde orta taraftaki klima bölümünde de var. Yani tamamıyla araca bir bütünlük hakim oluyor. Biraz isterseniz ekranımızı açalım. Ekranımız 5.3 inç, 3 inç, ben bazı şeyleri böyle söyleyemiyorum, genişliğinde gayet güzel, dokunmatik, hoş bir ekran. Buradan birçok şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İsterseniz Bluetooth'la telefon hazırlığınızı yapabiliyorsunuz, radyo, medya. Bazı şeyleri de ufak tefek göstermek istiyorum, merak edersiniz diye menüde. Bakın mesela menüye girelim, ortamlar, radyo. Gördüğünüz gibi ufacık bir hareketle çok güzel dokunmatik, yani elimi çok kolaylıkla algılıyor. Ufacık bir hareketle her şeyi görebiliyoruz. Ekranı, saati, tarih vesaire rahatlıkla bunları ayarlayabilirsiniz. Bunu neden ekstra olarak gösterdim söylüyorum. Çünkü ben bu konularda pek yetenekli değilim. Bazı insanlar teknolojiye hala çok iyi alışamadı. Ben de onlardan biriyim. Mesela bu gibi şeyleri ayarlamak için hep başkalarından yardım isterim ama bunu artık ben de kendim çok rahatlıkla ayarlayabilirim. Yani kolay bir menüsü var. Bundan bahsetmek istedim. Hemen geçecek olursak arkadaşlar biraz alt kısmına. Ekranımızı kapayalım. Alt kısmına geçecek olursak gördüğünüz gibi burada dijital bir şekilde gösteriliyor. Şu an kapalı tabii ki. Bu bizim klimamızdır. Klimamızın burada dereceleri yazar normalde. İsterseniz ısıtma şeklini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan derecesini ve yüksekliğini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Vites bölümüne geçecek olursak DSG vites kutusuna sahip aracımız. Hemen burada A-OFF yazısı var. Bunu da günlerdir anlatıyorum. Hala bilmeyenleriniz varsa yine anlatayım. Arkadaşlar bu start stop sistemini isterseniz kapayabilmeniz için yapılmış bir düğmedir. Artık onu da hepimiz biliyoruz. Artık start stop sistemi aynı zamanda çevreye çok duyarlı olmasını sağlıyor aracın. Ve eğer isterseniz tabii ki
mesela kırmızı ışıkta durduğunuzda, aracınız start stop sistemi sayesinde frene bastığınızda kendiliğinden duruyor. Ancak yeşil ışık yanında tabii ki gaza bastığınızdan da yeniden sadece gaza basmanız yeterli. Aracı tekrar çalıştırmanıza gerek kalmıyor. Tabii ki bu sayede aracın kalkışı bir saniye daha belki geç oluyor. Ancak daha hızlı kalkmak istediğiniz zamanlarda start stop sistemini basıp, yani kapayıp bunu devre dışı bırakabiliyorsunuz. Vitesin hemen karşı bölümünde yine P var. Bu P'de park sensörlerini göstermiştik. Onları etkisiz hale getirebiliyor. Trafikte etkisiz hale getirmek isteyebilirsiniz. Biraz alt bölüme geçelim. Yine burada bardak koyma yerleriniz var. Şöyle küçük bir dokunuşla açılıyor arkadaşlar. Yine çakmak girişimiz var. Burada kaymaz bir bölüm var. Auto hold, ilk hold özelliğimiz mevcut. Bunlar da çok önemli. Yokuş kalkış asistanlarınız sizin. Bildiğin asistan aslında. Çok önemli. Burada yine kol desteğimiz var. Kol desteği koyma bölümümüz. Bunu kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da içinde yine ufak bir bölmemiz bulunmakta. Aynı zamanda hem yukarı aşağı doğru ayarlayabiliyoruz, hem de ileri geriye doğru gitmesini sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi panoramik açılır cam tavandan bahsedeceğim demiştim. Size söz verdim. Ondan bahsedelim. Bakın hemen burada öncelikle güneşliğimiz var. Güneşliğimizi kendi elimizle şöyle itip çekebiliyoruz. Güneşliğimizi açalım öncelikle. Ardından da evet, arabamız kontak durumda zaten. Ardından da kademeli olarak istersek şöyle yukarı doğru açabiliriz panoramik cam tavanımızı. İstersek hani sadece havalandırma amaçlı kullanabiliriz. Ya da istersek tamamıyla açabiliriz. Bu arada kademe kademe de açabiliriz. Ama ben tamamen şu an bir açmak istiyorum görmeniz için. Tamamen açtım ve tek bir tuşla yine tamamen kapamak istiyorum. Aynen böyle. Ve kapandı. Ardından güneşliğimizi de şu şekilde kapayabiliriz. Hemen şu bölüme geçecek olursak yine havalandırma bölümü var ve tabii ki burada gizli bölüm. O gizli bölümde neler saklayabiliriz? Tabii ki güneş gözlüğümüzü saklayabiliriz isterseniz eğer. Buradan yine arabanın ışıklarının nasıl yanacağını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Düğmelerimiz gayet dekoratif, gayet güzel, şık. Hemen burada makyaj aynamız var ama tabii ki ışıklı. Merhabalar. Evet, buradan bir merhaba diyeceğim. Merhaba. Işıklı makyaj aynalarımız mevcut. Aracın kadranına bakacak olursak şimdi buradan bazı şeyler. Öncelikle menüye bakalım. Burada şunu da açalım. Arada bir ona da bakarız. Şuradan menüye bakalım. Şu an gösteremiyorum çünkü bu taraftaki kameraman arkadaşım kapımız açık olduğu için aracımızın sürüşe hazır olmadığını gösteriyor araç. Yani iki kapımız da açık doğal olarak çünkü kameraman arkadaşlarım var aracımın içinde. Ama açık olsaydı buradan sizin kaç kilometre yapabileceğinizi, işte aracınızın nelere ihtiyacı olduğunu, servise ihtiyacı var mı yok mu vesaire birçok şeyi gösterebiliyordu. Bunları da tabii ki bu çok fonksiyonlu deri direksiyonunuzdan ayarlayabiliyordunuz. Bakın aynen şu bölümden menüye buradan girebiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Bluetooth hazırlığı, yukarı aşağı menüyü seçebiliyorsunuz. Şurada bir insan kafası var, görülebiliyor mu, gösterebiliyor muyum? Buna bastığınız anda da bütün, mesela diyelim ki yüksek sesle, sesi yüksek bir şekilde radyo açık ve bir anda hani dikkatiniz dağıldı, bir anda arabada hiçbir ses istemiyorsunuz, o zaman hiç kapamaya, bir şeylerle uğraşmaya çalışmadan sadece bu düğmeye basarak, bakın ne diyor, sesli kullanım sistemi hizmet dışı diyor. Görebildik mi? Bir daha yapayım mı? Sesli kullanım hizmeti sistemi hizmet dışı diyor. O zaman da bütün radyo, her şey kapanıyor ve aracınıza istediğiniz bir şekilde, daha rahat bir şekilde, konforlu sürüşünüze devam edebiliyorsunuz. Aracımızı isterseniz viteslerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu da yine bu aracın daha sportif olduğunu gösteriyor, kanıtlıyor aslında. İsterseniz sağ taraftan yükseltebiliyorsunuz, sol taraftan vitesi düşürebiliyorsunuz. Bu da tabii aracı sizin kullanma şeklinize göre belirleniyor. İsterseniz. Bakalım, daha anlatacağımız aslında çok fazla şey var ama galiba sorularımız da var biraz. Bu arada dikiz aynasından bakmışken kendiliğinden kararan iç dikiz aynamızı da söylemeyi unutmayayım. Kendiliğinden kararan demişken bir şey söylüyorum, kapatamıyorum sürekli konuyu. Sürekli aklıma başka bir şey geliyor. O kadar çok özelliği var ki bu aracın, Volkswagen'lerin.
Kısa farlarımız otomatik olarak gündüz kendiliğinden yanabiliyor. Bunun da mesela ne zamanlarda kullanmak isteyebilirsiniz? Gündüz sürüş yaparken bir tünele girdiğinizde ekstra olarak farı açıp kapamanıza gerek kalmıyor. Otomatik kendiliğinden otomobiliniz sizin için yakıyor. CC modeli ilk defa 2008 yılında tüketicilerle buluştu ve 2011 yılında yenilendi. 4 farklı motor seçeneği var. 2 adet dizel ve 2 adet benzinli olarak 140 PS ile 210 PS arasında değişiyor beygir gücü olarak. Yanında bulunduğumuz eksklusif bir model ve 1.4 litre TSI 160 PS gücünde. Rengi opsiyonel olarak alınabiliyor, metalik renk. Şimdi ön kısımdan başlayarak bu hem sportif konforu yansıtan, hem konforlu bir araç olan, hem arkaya doğru kup tarzında gelen modeli tanıtmak istiyorum. Evet, ön kısma baktığımızda biz xenon farlarımızı görüyoruz. LED gündüz sürüş farları yer alıyor. Oldukça şık bir şekilde yine bu kısımda da gördüğünüz kromların arası siyah parlak olarak yer alıyor. Bu da ayrı bir şıklık katmış, tamamen CC'ye özel bir şekilde. Far yıkama bölümümüz mevcut uzun yollarda. Otomobil denilmeden size yardımcı olacak. Hemen altında park sensörleri var. Sürücünün üzerindeki omuzlarındaki yükü biraz olsun hafifleten. Yan kısma gelmek istiyorum. Yan kısmımızda gördüğünüz gibi 18 inçlik Lewis jantımız var. 18 inç oldukça büyük bir şıklık katmış. Lewis jant da aracı daha konforlu, daha güçlü, daha sportif gösteriyor diyebiliriz. Kaput çizgilerimize baktığımızda oldukça kaslı, belirgin. Bu da hem konforlu, oturaklı bir otomobil olmasının yanında agresif ve kaslı görünümünü güçlendiren bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Evet, devam ediyoruz. Bu kısımda da eksklusif yazımız, yani bu modelin donanımıyla alakalı bir yazımız mevcut. Yeni 2011 yılında CC, yenilenen CC ile. Yan kısımda aynaya baktığımızda katlanabilir yan aynalarımız var. Yine far verildiğinde bu kısımdan ledli olarak yanıyor. Krom bir şekilde gördüğünüz gibi dekoratif bölümümüz var. Ve hemen üstünde panoramik açılır cam tavanımız yer alıyor. Bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum kapımızı açarak. Çerçevesiz bir şekilde gördüğünüz gibi oldukça sportif. Üst kısımda çerçeve yer almıyor. Bu da hem sportif hem konforlu olan bu otomobilimize daha bir kup görünümü kazandırmış oluyor. Omuz çizgimiz kapı kolunun üstünde yer alıyor. Bu da yine ince bir detay ama daha yere yakın göstererek daha sportif görünümü destekleyen bir unsur. Gördüğünüz gibi burada bir krom bölüm var. Burada alüminyum olan, altta yine aynı renk. Normalde bunu bu kısımda görmeye alışığız. Bir değişiklik olarak burada görüyoruz. Bu da tamamen CC'ye özel bir farklılık. Omuz çizgimiz kapı kolunun üstünde yer alıyor. Devam ediyoruz. Arka kısımlar %65 karartılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunlar standart olarak mevcut. Yine sırf bu kısımlar değil. Bu arka cam da aynı şekilde %65 karartılmış. Bu içerideki ısıyı muhafaza ediyor. Yani yazın daha çok güneş ışınlarının gelip rahatsız olmanızın önüne geçen bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yine arkaya doğru gelirken hatırlatmak istiyorum. Jantlarımızı söylemiştik. Lewis jantlar 18 inçlik diye. Ve şu bölümde gördüğünüz gibi daha alçalarak geliyor tavan. En çok böyle kupa benzerliğini destekleyen görünüm unsuru detay olarak bu karşımıza çıkıyor. Tamamen aşağıya doğru alçalarak gelen bir tavan. Bu konforlu sedan araca kup görüntüsünü de katmış oluyor. Yani her iki kup modelin, her iki hem konforu yaşayabiliyorsunuz, hem ağır, çok şık bir şekilde, hem de bir sportif ve o kup görüntüsü var. Her şey bir arada diyebiliriz. İkisi bir arada. Vazgeçemeyenler için hem sportif olsun hem birazcık daha sedan olsun, uzun olsun diyenler için gerçekten vazgeçilmez bir otomobil. Yine arkada standart olarak stop lambalarımız var. LED'li. Oldukça şık bir şekilde. CC amblemimiz yer alıyor burada. Ve gördüğünüz gibi bu kısımda da kalın bir şekilde krom geçiyor. Egzoz çıkışlarımız oldukça farklı. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi o da ayrı bir şıklık katıyor modelimize. Plakalığımız tamamen A şeklinde genişliyor. Yine arkada da ufak gördüğümüz yuvarlaklar park sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Ve Blue Motion yazısını görüyoruz.
bu arabanın ne kadar çevreci olduğunu, Volkswagen'in çevreye ne kadar önem verdiğini bize gösteriyor. Sadece çevreye önem vermek değil, aynı zamanda sizin yakıt tasarrufunuz da oldukça önemli. Çünkü hem motordan istediğiniz performansı almak hem de yakıtın düşük olması her modelde mümkün olamıyor. Ama Volkswagen tüm modellerinde bu unsura dikkat ediyor. Hem yüksek performans hem düşük yakıt tüketimi, az karbondioksit açığa çıkmayla hem çevreyi hem cebinizi hem sürüş performansınızı düşünüyor. Bagajımızı açalım hemen. Evet, bagajımız da içe doğru derinliği olan oldukça derin bir bagaj gördüğünüz gibi. Ve yine koltuklarımızı bu kısımdan katlayabiliyoruz. Çektiğimiz zaman katlanıyor. Şimdi çekeceğim, içeriye geçtiğimizde göstermiş olacağım. Evet, hatta bu tarafı da çekelim, iki tarafı kapatırız. Fuar alanı zaten hafta içi olmasına rağmen oldukça kalabalık. Biz onları kapattıktan sonra tekrar sizin ilk önce açık olarak gösterelim. Sonra biz kapatırken siz fuar alanından görüntülere bakıyor olursunuz. Depo kapağımızı gösterelim size ve sonra koltuklarımızın nasıl açılmış olduğunu. Evet, burada yine yuvarlak olarak depo kapağımız yer alıyor. Bu da sportifliği destekleyen bir unsur gördüğünüz gibi. Yine C sütunumuzda hiçbir şekilde bir kesinti ve çizgi yok. Arkaya doğru eğimli bir şekilde kup görünümünü arttıran bu eğimle birlikte kesintisiz olarak geliyor. Bu da oldukça önemli. Bakın burada yine parlak siyah bölümümüz yer alıyor. Bu da oldukça büyük şıklık katmış bir şekilde. Alışık olduğumuzdan daha kısa bir mesafe söz konusu burada. Bu da yine kup benzeri bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi kapımızı açalım. Hem arka taraftaki konforu gösterelim hem de koltuklarımızın nasıl yatmış olduğunu görsel olarak görelim. Evet, koltuklarımızı katladığımızda bu şekilde tamamen yatmış olarak, uzantılı olarak görüyoruz. Bir unsur daha var. Şu arada araya bir şey kaçmaması için bu arayı tamamen kapatıyor. Yani şu bölüm, görmüş olduğunuz şu bölüm araya bir şey kaçmasını engelliyor gördüğünüz gibi. Evet, koltuklarımızı kaldıralım ve arkanın ne kadar geniş olduğunu gösterelim size. Evet, kolaylıkla kaldırabiliyoruz tek elle bile buradan oraya uzanarak. Yine ISOFIX çocuk bağlantı noktaları mevcut. Bu da oldukça güvenli çocuklarınız için. Baktığımız zaman deri döşeme koltuklar görüyoruz. Alcantara ve Viano olarak alabiliyorsunuz. Arka taraf alçalı, alçalarak gelen tavan dedik. Ona rağmen oldukça konforlu bir şekilde. Hiçbir şekilde sizi rahatsız eden bir diz mesafesi veya baş mesafesi mevcut değil. Yine opsiyonel olarak arka tarafa da hava yastıkları ekletebiliyorsunuz. Kapı içlerine baktığımızda arka tarafta da hoparlörler mevcut. Arka tarafta gördüğünüz gibi yine iç kısımdaki dekorumuz ve krom kaplamamız. Bu kısım yine deriden yer alıyor. Dikiş unsuru geçiyor. Şıklık katarak yine kromlar burada da geçiyor. Ve bu ayrıntılar da oldukça güzellik katıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, klima ayarımızı yine buradan değiştirebiliyoruz. Yukarıdaki buradan ayarlıyoruz. Buradan kapatıp açabiliyoruz havalandırmayı. Evet, bu bölümde de yine kol dayamak için bir desteğimiz var. Ve bardaklarımızı rahatlıkla koyabileceğimiz bir gözümüz. Evet, bakın bu bölümde bir gözümüz yer alıyor. Bu göz sayesinde istediğimiz elimizin altındaki eşyaları da buraya yerleştirebiliyoruz. Burayı da gösterelim, ekstradan yer alan bu gözümüz. Peki bu kısımda bir tuş daha var. Bakın buradan da bunu tamamen açarak bagaja ulaşabiliyorum. Bu ne işe yarıyor? Eğer arka tarafta yolcu varsa otomobili durdurmadan bagajdan herhangi bir şeye rahatlıkla uzanabiliyorsunuz. Şu anda kolum arka bagajda. Şimdi de size ön taraftaki detayları göstermek istiyorum. İlk olarak yine geleneklere bağlı kalınan bir analog saat yer alıyor gördüğünüz gibi burada. Etrafı krom kaplama olarak oldukça hoş bir detay. Yine bu kısma baktığımızda kaplama var, ahşap bir şekilde geçen. Bu da oldukça şık duruyor. Klimalarımız 4 adet gördüğünüz gibi ön konsolumuzda yerleşmiş durumda. İç kısımdaki rengi görüyorsunuz. Oldukça yine şıklık katmış, koltuklarla uyumlu bir şekilde Alcantara ya da Viano deri döşeme olarak alabildiğinizi söylemiştik. Yine baktığımızda ışıklandırma sistemimiz burada ve bu kısımdan da
üstteki panoramik açıları cam tavanı kontrol edebiliyorsunuz. Kendiliğinden kararan dikiz aynamız var. Kendiliğinden kararan dediğimiz nedir? Kendiliğinden kararması arkadan gelen bir otomobilin farlarının sizin gözünüzü almamasıdır. Bu da oldukça önemli. Farlarının gözü almaması demişken hemen hatırlatmak istiyorum. Opsiyonel olarak alınabilecek bir başka özelliğimiz daha var. Opsiyonel olarak tamamen dinamik uzun far asistanını alabiliyorsunuz. Dinamik uzun far asistanı ne işe yarıyor? Özellikle uzun yolculuklarda uzunları yakarak gitmek isteriz. Çünkü otobanlar daha karanlıktır. İşte böyle bir durumda karşımızdan sürekli bir otomobil geliyor mu gelmiyor mu? Acaba onun gözünü alacak mı uzunlar? Veya alırsa olası bir kazaya sebebiyet verebiliriz. İşte bunları siz kontrol etmiyorsunuz. Maskeleme tekniğiyle maskeleme yaparak tamamen karşıdan gelen otomobili farlarından ya da stoplarından algılıyor. Ve o otomobilin sürücüsünün gözlerini ya rahatsız edecek bölümüne bir maske yapıyor ve uzun olarak aydınlatmaya devam ediyor önünüzü. Yine bunu hızınıza göre, sürüş sürenize göre ayarlıyor. Hızınıza göre yolda hangi ayarda, hangi uzunlukta yanacağını kendisi ayarlıyor. Siz düşünmek zorunda kalmıyorsunuz ama bu özelliğimiz opsiyonel olarak yer alıyor. Yine bunu da hemen belirtelim. 6,5 inçlik ekranımızı görüyoruz. Altılı CD değiştirebiliyor. RCD 510 radyo CD MP3 çalarımız. Bakalım burada neler yer alıyor. Bakın seçim tuşu ayarlarına girdiğimizde park mesafe kontrolü. Park mesafe kontrolü nedir park mesafe kontrolü? Önümüzdeki ile olan aramızdaki mesafeyi yine yol bilgisayarımıza yansıtıyor. Renkli ekran yol bilgisayarımıza. Ekran parlaklığı. Bunları ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Telefon hazırlığını yine opsiyonel olarak alabiliyoruz. Bunu söyleyelim. Sisteme girdiğimizde, dile girdiğimizde Türkçe'de yer alıyor burada. Türkçe'yi seçtiğimiz zaman hem gördüğünüz gibi renkli hem dokunmatik 6,5 inçlik bir ekranımız mevcut. Altılı CD'yi değiştirebilen. Klima göstergelerine giriyorum. Klima göstergelerimizde de yine bu şekilde seçim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çift yönlü klimamız mevcut. Buradan bakın ayar yapıyorum. 20 dereceye veya şöyle yapalım 24 dereceye getirdim. Yine bu kısmı da tamamen farklı, daha serin 18 dereceye getirdim. Yani yanınızdakiyle farklı üşüme durumlarında özellikle bayanlar daha fazla üşüdüğü için sürücüyle yan koltukta oturan kişinin aynı ayarda klimaya maruz kalması gerekmiyor. Farklı ayarlarda yapabilirsiniz. Bakın oldukça değişik bir şekilde de getirebiliyorum. Burası 26 derece, burası 18 derece. Arada 8 derecelik bir fark var. Hiç sorun değil. Klimatronik sayesinde, çift yönlü klimatronik sayesinde artık yolculuklarda birbirinizle aynı seviyede klimaya, aynı derecede klimaya maruz kalmak zorunda değilsiniz. Kimse kimseye uymak zorunda değil. Yine bu kısım farklı olarak gözümüze çarpıyor. Bakın direkt metalik bir şekilde renkle alüminyum olarak geliyor. Burayı açalım. Buradaki girişlerimiz çakmak girişimiz ve bu bölüm. Çok fonksiyonlu deri direksiyonumuz. Vites topusumuz deri bir şekilde. Ve yine bu bölümdeki bardaklığımız ve gözümüz var. Normalde kaldırıp tamamen eğer kullanmayacaksak üstünü kapatıp bir bütünlük içerisinde görselliği bozmadan. Çok fonksiyonlu direksiyonumuzdan neler yapabiliyoruz? Gelin biraz da onlara bakalım. Buradan ayarladık sistem ayarları diye. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda bizim 3 kapımız açık ve renkli bir şekilde hangi kapılarımızın açık olduğunu görebiliyoruz. Buradan hemen menümüze girelim. Viraj farı. Viraj farı nedir? Gördüğümüz farların öndeki bir xenon ledli farların iç kısmında viraj farı yer alıyor. Siz direksiyonunuzu çevirdiğinizde ya da sinyal verdiğinizde o virajı aydınlatıyor ve bu da sürücünün virajı daha rahat görmesini sağlıyor. Dümdüz bir şekilde aydınlatmaya devam ettiğinde döneceğimiz yönünü göremiyoruz. İç kısımda yer almasının sebebi biz burnumuzu o tarafa doğru verdiğimizde ışık o tarafa doğru süzülmeye başlıyor. Buradan aktif hale getirebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Yorgunluk algılama sistemi, yine yorgunluk algılama sistemini de kapatıp açabiliyorsunuz. Yorgunluk algılama sistemi ne işe yarıyor? 4 saati geçerseniz her halükarda uyarıyor. Onun dışında ilk 15 dakikada sürücünün direksiyon hareketleri, vites değiştirmesine bağlı olarak bunları algılıyor. Nasıl kullandığınızı izlemliyor. Ve sonrasında bir değişiklik var mı yok mu bunu algılıyor. Ona göre sizi uyarıyor. Ama tekrar hatırlatayım bunda sürüş süreniz, günün saati çok önemli. Siz hareketlerinizde bir değişim olmasa bile 4 saatte bir mola vermeniz gerektiği için yine uyarıyor. Bu uyarıyı da bir kahve resmi çıkartıyor ekranda ve sesli olarak uyarıyor. 15 dakika sonra tekrar uyarıyor. Lütfen mola verin diye ve sonra uyarmamaya başlıyor. Ama dediğim gibi buradan işte aktif hale getirebiliyoruz. Evet şimdi ana menümüze dönüyorum. Şunları aktif hale getirelim tekrar ve ana menümüze dönelim.
Araç durumumuz hala 3 kapımızın kapalı olduğunu söylüyor bize. Ve dilimizi buradan yine seçebiliyoruz. Türkçe olarak şu anda seçilmiş durumda. Çok fonksiyonlu göstergede neleri görebiliyoruz? Sürüş süremizi görelim diyoruz. Yine bunlardan hangilerini göreceğimizi tik olarak biz işaretliyoruz. Hareket ettik ve aslında kaç kilometre gittiğimizi bilmiyoruz. İşte oradan takip edebiliyoruz. Acaba yola çıktık, kaç kilometre gittik araç otomobil hareket ettiğinden beri veya benzin aldığımızdan beri direkt benzin aldık ve sonra hiç durmadan 50 kilometre devam ettik. Bu durumda işte benzin aldıktan sonra ne kadar süre gittiğimize bakabiliyoruz. Otomobilimiz çalıştıktan sonra hiç durmadan ne kadar süre gittiğimizi buradan görüyoruz. Yine anlık tüketim var. Anlık ne kadarlık bir tüketim yapıyoruz? Bunu görebiliyoruz. Ortalama tüketimimizi görebiliyoruz. Anlık dediğimiz o an için ortalamada yola çıktığımızdan beri mesafemizi öndeki otomobilde olan ayarlayabiliyoruz. Ortalama hızımızı görebiliyoruz yola çıktığımız andan itibaren. Yine yağ sıcaklığımızı hepsini buradan takip edebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi konfor diye bir bölümümüz yer alıyor. Buradan da merkezi klim, kilit, cam otomatikleri, ayna ayarları ve fabrika ayarlarına geri dönebiliyoruz. Far görüşümüze baktık. Saatimizi ayarlayabiliyoruz. Kış lastiklerimiz var. Lastik basıncı. Bu lastik basıncı nedir? Bir ayar yapıyoruz. Evet, şu anda lastiklerimin basıncı konforlu, güvenli seviyede. Bu lastik basıncı bu seviyede kalması gerekiyor dediğimiz basıncı kaydet diye basıyoruz düğmemize ve herhangi bir düşüş olduğunda bu basınç da bize uyarı veriyor sistem. Yine hatırlatalım, lastik demişken mobilite lastik özelliği de mevcut. Herhangi bir vida veya cam kırığı girdiğinde lastiğin içindeki katman tarafından etrafı sarılıyor ve lastikten hava çıkışına engel oluyor. Bu çıktığında da tekrar o bölüm kendiliğinden o katman tarafından kapatılıyor. Bu da yine önemli bir özellik. Ayrıca bagajımızda alt kısımda tamamen jantlı bir şekilde lastiğimiz yer alıyor. Orijinal lastikle aynı şekilde, sadece kısa mesafe götürme olarak değil. Evet, buradan da bilgisayarımızdan her şeyi takip edebildiğimizi, çok fonksiyonlu deri direksiyondan, elimizi hiç direksiyonumuzdan kaldırmadan buradan her şeyi görebildiğimizi göstermek istedim size. Yine bu kısımdan radyoyu ayarlayabiliyoruz. Telefonu eklediysek telefon hazırlığımızı buradan yapabiliyoruz. Vitesimizi buradan değiştirebiliyoruz. Hemen direksiyonun arkasındaki, sol direksiyonun arkasındaki eksi ve artı olan bölümden. Bakın, elektromekanik park frenimiz yer alıyor burada da. Elektromekanik park freninin avantajları normal el frenine göre nedir? Herhangi bir şekilde ayağınıza kramp girdi, fren yapamıyorsunuz. El frenini çektiğimizde tamamen savruluruz ve olası bir kazaya sebebiyet veririz. Büyük bir ihtimalle de eğer hızlıysak ciddi kazayla sonuçlanabilir. Ama elektromekanik park frenini çektiğiniz zaman elektromekanik park freni aynı zamanda fren görevi görüyor ve sizi ani olarak yavaşlatıp yol tutuşunuzu bozmuyor. Bunu çektiğinizde fren yapmaya başlıyorsunuz ve eğer 80 kilometrenin üstünde bir hızla gidiyorsanız, normal frene basmak yerine elektromekanik park frenini kaldırıyorsanız, evet, otomobilde bir şeyler yanlış gidiyor diye hemen dörtlülerini otomatik olarak yakıyor ve arkadaki otomobili uyarmaya başlıyor. Bu da yine önemli bir özellik. Otohold kaymamanız için çok önemli. Ayağınızı frenden çektiğinizde belirli bir oranda sizi tutuyor. Yine bu da önemli bir özellik. Bunu söylemişken buradaki Coming.com, Living.com'u da göstermek istiyorum size seçimlerimizden. Yine onu diğer kısımda bahsedelim. Evet, gördüğünüz gibi burada patinajı önlemekle alakalı bir bölümümüz yer alıyor ve çalıştırmaktan bahsetmek istiyorum. Bakın, bu şekilde anahtarımızı alıyoruz ve otomobilimiz çalışmış oluyor. Tekrar 6,5 inçlik ekranımızda gördüğünüz gibi yer alıyor. Hemen ayarlara giriyorum, sisteme giriyorum. Bunlardan bahsetmiştik zaten. Buradan tamamen yaptığımız her şeyi bu kısımdan da yapabiliyoruz. Evet, yol bilgisayarımız dedik 6,5 inçlik, Türkçe bir şekilde ayarlanabilir. Şimdi size yine ne kadar aydınlık verdiğini göstermek istiyorum. Panoramik açılır cam tavanımızın. Buradan ayarlayabiliyoruz panoramik açılır cam tavanımızı. Işıklı bir şekilde aynalarımız, makyaj aynalarımız yer alıyor bu kısımda da. Siz tabii ki otomobildeyken kesinlikle burayı kullanmamanız gerekiyor. Sadece durduğunuzda, hareket etmeden önce kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yan yolcu için de bu kısımda ışıklı makyaj aynamız yer alıyor. Kendiliğinden kararan iç dikiz aynamızın yanında bunlar da mevcut. Evet, bu ışıklı dikiz aynalarımızın gördük. Bu kısmın da beyaz bir şekilde geldiğini görüyoruz. Krem rengi, koltuklarla uyumlu bir şekilde açık renk tavan. Bu da bir ferahlık katıyor. Tıpkı panoramik
tavanı açtığımızda nasıl bir ferahlık oluyorsa açık renk kullanılması da oldukça büyük bir ferahlık katmış durumda otomobilimize. Bu kısımdan farlarımızı ayarlayabiliyoruz. Otomatik olarak kısa ya da uzun bir şekilde yanmasını otomatiğe getirdiğimizde kendisi belirliyor gördüğünüz gibi. Yine burada direksiyonumuzda bir krom bölüm var. Oldukça şıklık katan. Bu da ayrı bir şıklık katmış durumda. Şimdi biraz da bel ve sırt desteğinden bahsetmek istiyorum. Koltuklarımızın yanındaki bu tutuşları görüyorsunuz zaten, tutuş bölümlerini. İşte bu tutuş bölümlerinin dışında renk olarak da Viyana ve Alcatra olarak seçebiliyoruz dedik. Ayrıca ön koltukta sürücü ve yan taraftaki için belden masaj fonksiyonu gibi bir destek söz konusu. Bu da hamile bayanlar için, sırt ağrısı çekenler için oldukça önemli. Konforlu bir şekilde koltuklarımızı da görüyoruz. Bagaj kapağımızı ve benzin depo kapağımızı içeriden hemen yan kısımdan açabiliyoruz. Ambiyans aydınlatma ve kapı içi aydınlatmayı yine dediğimiz gibi opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz CC Exclusive modelinin içinde ambiyans aydınlatma ve sürücü ve yan bölgedeki ayak aydınlatma bölümü opsiyonel olarak alınabiliyor. Mobil telefon hazırlığı biraz önceki gördüğümüz, yine o da opsiyonel olarak ayarlanabiliyor. Ve coming home, living home, bunu yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl ayarlanabiliyor? Nedir bu coming home, living home özelliği? Siz eve gireceksiniz, bir yere park ettiniz ya da evden çıktınız, otomobilinize doğru gelmek istiyorsunuz. Çok karanlık bir yere park ettiniz. İşte o zaman anahtarınıza bastığınız anda içeride hemen farlarınız yanıyor ve size o anda yolu aydınlatıyor. Bunu da 10 saniye, 20 saniye ve 30 saniye olarak otomobilden inmeden önce genel ayarlardan kaydedebiliyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir özellik olabiliyor. Ayağımızı nereye basıyoruz bir görelim. Otomobilimiz nerede görelim veya otoparkta otomobilimizi bulamadığımız zaman, ki bazen hepimizin başına gelir, artık çok büyük otoparklar mevcut. İşte o zaman bastığımızda 30 saniye süreyle aydınlatma yapıyor ve kolaylıkla tanıyabiliyoruz Volkswagen'imizi. Bu muhteşem gün batını kırmızısı Polo Launch'ın yanındayız. Polo'yu bir kısaca hatırlayalım. İlk defa 1975 yılında kullanıcılarla buluştu. 5. nesil Polo var karşımızda. Fakat 2014 yılında bir makyaj geçirdi. Bu makyaj sadece dış unsurlarda, dış görünümünde değil, aynı zamanda içteki donanımsal unsurlarında da ona çok büyük yenilikler kattı. Bu makyaj için sahne makyajı diyebiliriz. Ufak bir defek sadece bir makyaj değil, bir sahne makyajı oldukça değişti. Güzelliğine güzellik kattı. Ve bu muhteşem renk opsiyonel olarak alınabiliyor. Gün batımı kırmızısı Polo Launch'ı tanıtmaya başlıyoruz. Evet, ön kısımda Volkswagen DNA'mızı yansıtan amblemi görüyoruz. Tamamen ön kaputla gördüğünüz gibi bu kısım ve bu kısımda bir çıkıntısıyla klasik Volkswagen DNA'sını görüyoruz. Ve krom ızgaralık kısmı siyah parlak alanlarla birlikte tamamlanarak muhteşem bir şıklık katıyor. Yine baktığımız zaman farlarımızı görüyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu Launch modelimiz dedik. Launch modelimizde de ön ve arka park sensörleri bulunuyor. Size onu göstermek istiyorum. Bakın bu kısımlarda ufak yuvarlak kısımlar yer alıyor. İşte bunlar da ön ve arka park sensörleri. Yağmur sensörü bölümümüz var. Launch'la gelen yine bir değişim bu da. Otomatik yanan farlar var. İçeriden ayarladığınızda otomatik olarak yanabiliyor. Bu da önemli. Evet, şimdi alt kısma geçmek istiyorum. Alt kısımda da yine gördüğünüz gibi parlak bir şekilde bir alanımız var. Ve yan kısımdan devam ediyorum. Lastiklerimizden bahsedelim birazcık da. 15 inçlik Novara özelliğinde. Evet, Novara adını verdiğimiz 15 inçlik bir jantımız mevcut bu kısımda. Belirgin çamurluğumuzu görüyoruz. Güçlü yapısındaki kaputundan çok güzel bir geçişle geliyor. Ve devam ettiğimizde Launch yazısını görüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Launch modelimizde 1.2 motor olarak yer alıyor ve 90 PS gücüne sahip. Bunun manueli ve DSG şanzımanlı olanı mevcut. Bu iki seçeneğimiz var. Evet, yan kısımda devam ettiğimizde gördüğünüz gibi dikiz aynamız yine gövde renginde ve bu kısımda başlayan omuz çizgimiz kapı kolunun üstünde. Alt kısımdaki çizgiye paralel olarak devam ediyor. Arkaya doğru geçtiğimizde bez sunumumuzu görüyoruz. Parlak siyah. Tıpkı öndeki o krom ızgaralarla aynı bütünlük ve uyum içerisinde devam ediyor. Yine omuz çizgimiz devam ediyor arka bölüme doğru. Ve C sunumumuz kesintisiz bir şekilde hafif eğimli olarak geliyor köşeli arka camımızdan. %65 olarak karartılmış arka camları ve yine arka taraftaki
bu camımız ve burası %65 karartılmış özelliğe sahip. Bunun bize faydasını ısı kaybını önlüyor. Bu da yine oldukça önemli. Evet, omuz çizgimiz devam ediyor ve farın içinde de şu kısımda yine devamına geliyor. Kendiliğinden buradan dönüp içinden geçiyor. Bu da yine oldukça şıklık ve sportiflik katıyor 5. nesil 2014 yılında makyaja uğramış poloya. Evet, İspanya'da üretiliyor, hemen onu da söyleyelim. Yine baktığımızda arka tarafa gördüğünüz gibi belirgin bir şekilde arka lambalardan sonra bir geçiş var. Ve yine bu kısımlarımız da oldukça şık. Egzoz çıkışımız yine aynı şıklıkta ve bu sportifliği tamamlıyor. Spoilerımıza baktığımızda arka spoilerın da bu kısımdan çıkıntılı olarak geldiğini ve buradaki stop lambamızı görüyoruz. Bagajımıza bakmadan önce TSI yazısını göstermek istiyorum size. TSI dediğimiz gibi ve Blue Motion teknolojisine sahip. Blue Motion çevreci bir üretim, çevreci bir yenilik, çevreci bir teknoloji. Aynı zamanda sizin yakıt tasarrufunuz için de oldukça önemli bir özellik. Şimdi bagajımızı açalım, biraz da bagajımıza bakalım. Köşe farlarımızla köşeli bir şekilde yine, bakın bu kısımlar köşeli geliyor ve burada da köşeli bir şekilde devam ediyor. Oldukça güzel bir uyum içinde. Ve şimdi bagajımızı açıyoruz, bagajımıza bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu kısımda tutturma bölümlerimiz yer alıyor. İç aydınlatmamız var yine. Ve bu kaldırdığımız zaman yedek lastiğimiz jantlı bir şekilde yer alıyor alt kısımda. Gördüğünüz gibi bu çift kademeli bir bagaj ne işe yarıyor? Hani bagajımız çok dağınık olur, arabanın içindeki dağınıklıklar gözükmesin. Ama eşyalarımız da bir yandan otomobilimizin içinde durabilsin isteriz. Ve bagajda bunu gerçekleştirdiğimizde elimizdeki eşyaları hemen koyamayız. Çünkü o eşyalar sürekli otomobilimizde durması gerekenlerdir. Mesela ne bir bayan için topuklu ayakkabıları, düz ayakkabısı ve bir tane yedek kıyafeti. Erkekler için de mutlaka aynı şekilde opsiyonlar, ayakkabılarını koymak isterler. Ve bunlar sürekli otomobilimde bulunsun istenilir. Veya üzerimizde üşüdüğümüzde giyeceğimiz bir hırka, ceket. Bunlar sürekli dursun ama bagajda da yer kaplamasın. İşte böyle bir durumda bagajın alt kısmına bunları yerleştirip sadece ihtiyacımız olduğunda onları alabiliyoruz. Yine istemezseniz bu kısmı çıkartabilirsiniz de. Şimdi diğer alt kısmı açmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kısımda da yedek lastiğimiz yer alıyor yine orijinal boyutunda. İki kademeli bagajımızı da gördükten sonra depo kapağımızı göstermek istiyorum. Depo kapağımız da tüm bu sportifliğe uyumlu bir şekilde. Evet, bu kısımda da depo kapağımız yer alıyor. Bu sportifliği tamamlayıcı bir şekilde. Yine baktığımızda arka taraftaki karartılmış camlarımızı görüyoruz. Arka koltuktan içeriği göstermek istiyorum yine sizlere. Oldukça şık, oldukça geniş bir şekilde arkadaki yolcular da gayet konforlu olabilirler. Ve Polo Lunch gün batımı otomobilimizin içindeyiz. Hemen anahtarımızı takıyorum. Bazı özelliklerimizi daha rahat görebilmek için. Evet, karartılmış bir şekilde dikiz aynamızı görüyoruz. Karartılmış özelliğe sahip. Yine karartılmış stop lambamız vardı arka bölümde yer alan. Gördüğünüz gibi sileceklerimizi bu şekilde buradan çalıştırıyoruz. Ama yağmur sensörümüz olduğu için algılayarak kendi hızında, yağmurun hızında kendini ayarlayabiliyor. Yine yol bilgisayarımız önümüzde, şu anda hangi kapıların açık olduğunu bize gösteriyor. Evet, baktığımızda deri direksiyonumuzu görüyoruz. Bu da oldukça şık, direksiyonun elimizin altında deri bir şekilde bulunması. Yine elimizi direksiyondan hiç kaldırmadan rahatlıkla istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ön ve yan koltuktaki sürücü için hava yastıkları mevcut, yan hava yastığı da mevcut ancak bunu kapatabiliyoruz. Yan taraftaki yolcu için olanı otomatik yanan farları buradan auto yazan kısımdan ayarlayabiliyoruz. Sol taraftaki bir çevirmeli modülümüzden. Yine baktığımız zaman ışıklı makyaj aynalarımızı görüyoruz. Bu kısımda evet, makyaj yapmak için, sürücü için değil tabii ki ama yandaki yapabilir makyajını buradan. Evet. Yine klimatroniğimiz var, tam otomatik klimamız. O da bu kısımda yer alıyor. Hemen açalım onu da. Bakın, dijital bir şekilde bize gösteriyor derecemizi. Buradan ayarlayabiliyoruz. Yine bu kısma baktığımızda tamamen içeriden ve dışarıdan hava yönetimlerini görüyoruz. Şunu söylemek istiyorum, polene karşı bu tozdur, polendir, klimadaki özellik aynı zamanda bunları tutabiliyor. Bu da önemli bir özellik. Dışarıdan gelen bu hava sizi rahatsız etmiyor.
Vites topuzumuza bakıyoruz. Vites topuzumuzda da bakın önemli bir detay olarak buradan yine krom geçiyor. Yine deri kaplama. El frenimiz de aynı şekilde. Kol dayama bölümümüze baktığımızda kol dayama bölümünde de yine oldukça tampon olan, çağ uygun bir şekilde o sportifliği tamamlayan aşamalı olarak ayarlayabileceğimiz kol dayamayı görüyoruz. Daha yatay durmak istiyorsa kolumuz bu şekilde. Biraz daha yükseltmek istiyorsak yine buradan ayarını yapabiliyoruz bu pozisyonda. İçini görelim hemen buradaki kısmında. Evet, gördüğünüz gibi oldukça sportif, oldukça şık bir kol dayama, aynı zamanda da bir eşya gözü. İç dekorumuz Deep Inox olarak geçiyor ve tarton dediğimiz bir kumaş var burada da gördüğünüz gibi koltuklarda. Yine oldukça konforlu çünkü yan tutuş bölümleri gerçekten kişiyi otururken çok rahat ettiriyor. Baktığımız zaman yol bilgisayarımız dedik. Birazcık bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Composition Media bilgi eğlence sistemimiz mevcut. USB girişi var. Aynı zamanda Bluetooth olarak da, Bluetooth'u da mevcut. Buradan bakın aracımıza girelim. İlk önce çalıştırmamız gerekiyor. Fakat evet, şu anda çalıştırdık otomobilimizi. Fuarda olduğumuz için evet, müziğimizi açabiliyoruz buradan. Hemen sesi kısalım, bizi rahatsız etmesin. Otomobil ayarlarımızı yine bakın Türkçe olarak, renkli olarak görebiliyoruz buradan. Buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Start stop demiş. Start stop'a için buradan yine seçim yapabiliyoruz. Burada bizi uyarıyor. Tüm uyarıları veriyor. Start stop sistemi çok önemli dedik. Blue Motion teknolojisi sırf çevreyi korumakla kalmıyor, sizin cebinizi de koruyor. Evet, kapılar arka kapı açık. Çok fonksiyonlu göstergede araç durumuna bakın diye bizi bu kısma yönlendiriyor direkt. Yine devam ediyoruz. Lastik basınç uyarısı. Otomobilin içinde seyahat ederken genelde alışığızdır. Yan taraftan kornaya basılır. Ya kapımız açık derdik ya da lastiklerin basınç seviyesi düşük. Kapılarımızı zaten bize gösteriyor yol bilgisayarımız. Otomatik olarak farlarımız da yanıyor ya da bir far uyarısı yapılıyor olabilir. Otomatik olarak farlarımızı da yakıyor ve lastik basınç seviyemizi de kontrol edip bize söylüyor. Yani artık hiçbir şekilde tedirgin ve huzursuz bir şekilde dikkatimizi yoldan dağıtacak hiçbir unsura gerek yok. Acaba bir eksiklik mi var diye düşünmemize gerek yok birisi kornaya bastığında. Bu da önemli. Yine devam ediyoruz. Araç durumumuzu gördük dedik. Lastik basınç uyarısına devam ettik. Buradan telefon olarak mobil telefonu bağlamamız. Medyaya geçtiğimiz zaman da yine AUX girişimiz mevcut. Ayarlarımıza girelim. Ayarlarda da bakın yine Türkçe ekran olarak yer alıyor gördüğünüz gibi. Yine yol bilgisayarımızla alakalı baktığımızda buradan kolaylıkla yönetebiliyoruz. Bu da önemli bir fonksiyon. Bu kısımdan da yine radyomuzun sesini yönetiyoruz. Şimdi torpidomuzu açalım, bir de oraya bakalım. Biraz önce yandaki yolcunun airbag sistemini kapatabiliriz demiştik. Bakın orada hava yastığı diyor. Hava yastığını o kısımdan kapatabiliyoruz. Burada Volkswagen Infotainment yazıyor. Bunun içinde de SD girişi bölümü mevcut. Yine radyo, CD, MP3 çalar dediğimiz bölümde bu kısımda mevcut. Hemen buraya bastığımda mevcut değil diye yazısı çıkıyor zaten. Bu kısımlarda ufak gözler, gözlüğünüzü yerleştirebileceğiniz bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu kısmı da kapattıktan sonra direksiyonla ilgili bir özellik göstermek istiyorum. Direksiyon bu şekildeyken bize çok yüksek geliyor olabilir. Bunu nasıl ayarlayacağız? İşte buradan boyumuza, koltuğumuzun ayarına göre direksiyonun yükseklik ayarı mevcut. Buradan ayarlayıp kilitliyoruz. Bunu boyumuza göre, koltuğumuzun ayarına göre çok rahat bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve kaldırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tek elle bir basınç uygulamam yeterli oluyor. Buradan yine start stop dediğimiz o trafikteyken bizi yormayacak enerji kaybını, hem karbondioksit açılımını, dışarıya karbondioksit salınımını engelleyecek, hem de bizim yakıt tasarrufumuzu sağlayacak olan özelliği buradan kapatabiliriz istemediğimizde. Yine baktığımız zaman farklı özellikler olarak ne söyleyebiliriz? Özel launch'a özel yorgunluk tespit sistemi yine mevcut launch'ta. Yorgunluk tespit sisteminde de yine ana ekranımızda bize bir kahve uyarısı gösteriyor. Bunu nasıl yapıyor? Nereden bizim yorulduğumuzu anlıyor? Günün saatiyle, eğer gece saati ise veya sürüşümüz 4 saati geçtiyse her halükarda bize o zaman
uyarıyor. İlk 15 dakika hareketlerimizi izliyor ve sonra uyarılarına başlıyor. 15. dakikanın sonunda bir kahve işareti ve sesli olarak uyarıyor mola vermeniz gerekli diye. Sonraki 15 dakikada bizi tekrar uyarıyor ve bize yardımcı oluyor. Unutmamamız gerekiyor ki evet bir yere geç gitmemek çok önemli ama ana amaç oraya varabilmek. Bu asistanlar size her zaman için yardımcı olacak ve hatırlamanızı sağlayacak. Bu tur dikkat etmeniz gereken konular ama tabii ki her şey sürücüde bitiyor yine. Sürücünün de dikkatli olması gerekiyor. Yine tamamen lunch paketimize özel bir şekilde klimatronimiz yer alıyor. Ve maksimum hızımız 184 kilometre. Bu da yine oldukça önemli. Yine lunch paketimize özel kararan iç dikiz aynamızda bunu söylemek istiyorum. Yorgunluk tespit sistemini söyledik. Ön sis farlarımız da yine lunch paketimize özel bir farklılık. Otomatik yanan farlarımız da, yağmur sensörümüz de bunların hepsi lunch paketimize özgü. İç aydınlatmayı görüyoruz. İç aydınlatma da oldukça geniş bir şekilde bize aydınlatma sağlıyor. Bakın bu kısımlarda iki ufak yer alıyor ama daha sonrasında genişliyor. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir bölüm yer var. Ön ve arkada iki adet de okuma ışığımız yer alıyor. Bu da gerçekten hem gözünüzü almadan tamamen yakmak istemiyorsanız bir şey ararken size yardımcı olacak özellik. Aux-in girişimiz bu kısımda yer alıyor. Ve USB girişimiz de yine bu kısımda yer alıyor. Çakmaklığın iki yanında Aux-in ve USB girişimiz. Yine bardak tutucularımız bu kısımda gördüğünüz gibi. Evet, arkada da yine bardak tutucular mevcut. Arkadaki yolcular da oldukça konforlu bir şekilde yolculuklarına devam edebiliyorlar. Direksiyon ayarımızdan da bahsettik. Birazcık da eve gidiş, evden çıkış özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yine Coming.com, Living.com özelliğini alabilirsiniz. Bu da önemli bir özellik. Bu ne işimize yarıyor? Otoparkta aracımızı kaybettiğimizde veya çok karanlık bir yere park ettiğimizde saniye ayarını yaparak biz anahtara bastığımız anda, kapı açmaya bastığımız anda sanki bize hoş geldin ve güle güle diyerek karşılıyor. Bu tatlı follow lunch kırmızı gün batımı rengiyle bizi karşılamış oluyor. Hız sabitleyici özelliği var. Hız sabitleyici özelliği ne işe yarıyor? Uzun yollarda siz belli bir seviyeye geçmek istemiyorsanız fakat dalgınlık olabiliyor bazen. İster istemez artık uzun yola kendinizi vermiş olabilirsiniz. İşte bu durumlarda hız sabitleyici önemli ve bir de radara yakalanmamanız için acaba o hızı geçtim mi geçmedim mi diye bir şey yok. O hızda kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ve sonra resetten resetleyebiliyorsunuz. Bu da yine önemli. Evet gördüğünüz gibi bununla da bitmiyor yeniliklerimiz. İç kısımda kapılara baktığımızda kapılarda da krom bir şekilde kaplamayı görüyoruz. Deep inox iç dekor dediğimiz bu kısımda da yer alıyor aynı şekilde. Ve yine lunch marsh piyel kaplama mevcut dedik. Ön sis farlarına entegre olarak statik dönüş farı mevcut. Bu da dönüş yaparken iç kısımdan döndüğünüz yere doğru bir aydınlatma sağlıyor size.